Teşekkürler. Herkese merhaba. Bu kürsüde yaptığım konuşmaların neredeyse tamamı yargıyı merkeze alarak hukuk ve dolayısıyla adaletle ilgiliydi. Bugün de doğal olarak öyle olacak. Çünkü yargı mekanizması Türkiye'deki sorunların tamamını üreten, çoğaltan, sürdüren, yerleşikleştiren ve maalesef kurumsallaştıran verimli bir kaynak. Elbette sadece iktidarınız dönemiyle ilgili de değil bu sorun. Çünkü siyasal karakteristiği ne olursa olsun iktidarlar kendilerini hukukla sınırlandırmak istemez. Bu nedenle tekil örnekleri bir kenara bırakırsak Türkiye'de halkı iktidarlara, yurttaşı devlete karşı koruyan bir yargı hiçbir zaman var olmadı. Ancak geçmişten günümüze her iktidar döneminde yargının adaleti tesis etmekten uzak olması ve hukukun garantisi olmaması bugünün hukuksuzluklarını temize çekecek ve normalleştirecek bir gerekçe olamaz. Yargının en pespaye dönemini yaşıyor olması nedeniyle Türkiye'nin herhangi bir hukuk normuyla ilgisinin kalmaması ise tamamıyla sizin eseriniz. Çünkü hukuku nefretinin aracı haline getirerek yargı eliyle intikam almaya çalışan bir dikta yöntemiyle adliyeler adaleti yutan kara deliklere dönüşmüş durumda. Yaşanılan hukuk katliamlarının her biri Türkiye yargısında hukukun üstünlüğü ilkelerini ve haysiyetlerini, menfaatlerini çiğnetenlerin çoğunlukta olduğunu bize gösteriyor. Ancak bilmelisiniz ki evrensel hukuk normlarını ayaklar altına alan olağanüstü yetkilerle donatılmış bir yargıdaki böyle bir çoğunluk, çıkarları için bu gücü kendilerine bahşeden sizler de dahil hiç kimsenin hukuki güvenceye sahip olmadığı anlamına gelir. İktidardaki gücün keyfi kararlar alabilmesi ve bunu uygulayabilmesine olanak sağlayan siyasal hukuki düzene tiranlık ya da istibdat rejimi deniyor. Kanunların yaptırım gücünü yitirdiği, işlevsizleştiği böyle rejimlerde gücü elinde tutan canının istediği gibi karar verip bunu uygulatabilir. Bizatihi kanunların kendisi güç sahibine keyfi yönetim olanağı sağlayabilir. Ya da yürürlükteki kanun ve kuralları da çiğneyerek kararlar alan tiran bunu uygulatabilir ve buna karşı herhangi bir engelleyici güç de olamaz. Şimdi yine aksini iddia edeceksiniz ama memleketin mevcut halinin özeti budur. Çünkü sayılan bu koşullar kişiye, olaya ve zamana göre tekil ya da hepsi birden farklı alanlarda ve kimi zaman kanuni kılıflarla karşımıza çıkabiliyor ve kanuni olan hukuki olduğu anlamını taşımaz. Bu yüzden hukuksuzluk ve keyfi cezalandırma istibdat rejiminin en önemli niteliğidir. Temel hak ve özgürlükleri yok ederek ele geçirdiğiniz, kontrol altına aldığınız her alanı daha da genişletip vesayetinizi her yere yaymaya çalışıyorsunuz. Sizden olmayanı hizaya getirmeye çalışarak toplumun geri kalanına nizam verme gayretindesiniz. Size biat etmemekte direnen, gücünü hukuktan alan baroları kuşatma altına alarak bir karikatüre dönüşmüş olan dikta yargısının halini gizlemek istiyorsunuz. İşgal ettiğin iş... Bir sesini kes ya. Ne kadar çenesiz bir adammışsın ya. Biraz terbiyeni takın olur mu? Saygı sınırını aşma. İnşa ettiğiniz yargının mevcut halinin özetini de asırlar öncesinden tarih bize anlatıyor. Hukukçular bilir. Sayın Başkan, müdahale edecek misiniz? Beyler, Sayın Milletvekilini dinleyelim. Sonra cevap hakkı... Buyurun, buyurun Sayın. Buyurun Sayın, buyurun. Az kaldı. Az kaldı. Yok, ben sen değilim. Ben sen değilim. Sen bir otur yerine. Haddini bil, yoksa bileceksin. İnan bana. Haddini bil. Sayın Başkan, bunu durdurdun. Haddini bilecek. Tabii ki, tabii ki. Şu sizi öfkelendiren anketler var ya, gerçekleştiğinde, onunla yüzleştiğinde ben sizin halinizi göreceğim. Birleşme 5 dakika ara.